Mardin'de modern ve nezih bir ortamda hastalarını ağırlayan İbrahim Meydilli muayenehanesine ziyaret ettik şimdi. İzleyelim. Merhaba sevgili Altın Rehber izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi de Mardin'de bulunan İbrahim Meydilli muayenesine konuk olduk. Yanımda da kardiyoloji uzmanı İbrahim Bey bulunuyor. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de Mardin'e hoş geldiniz bu arada. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? İbrahim Meydilli 1979 Kayseri Sarı doğumlu. Doğumluyum. Tıp eğitimimi Almanya'da Yusuf Liebig Üniversitesi Giysi'de tamamladıktan sonra 2008 yılında tamamladıktan sonra 2014 yılına kadar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kardiyoloji uzmanlığı eğitimi aldım. Peki hocam kaç yıldır bu sektörde hizmet veriyorsunuz? 2014 yılında kardiyoloji uzmanlığımı Ankara Tıp'tan aldıktan sonra zorunlu hizmet dediğimiz devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında Mardin Devlet Hastanesi'ne bir atamam gerçekleşti. 2014 yılından itibaren kardiyoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. İlk görev yerim Mardin. Mardin'de birçok ilki yaptım ve birçok ilkle karşılaştım. Ve yaklaşık 4 aydır da hizmetime özel kliniğimle devam etmekteyim. Kardiyoloji uzmanlık sürem 3 yılı buldu. Burada hastalarınıza nasıl hizmetler sağlıyorsunuz? Mardin'de bütün ülkemizde olduğu gibi Mardin bölgesinde de kaplamar hastalıkları en önemli ölüm, iş gücü kaybı ve mağluliyet nedenlerinden kaplamar hastalıkları. Bu bölgedeki hastalarımıza bütün kaplamar hastalıkları spektrumdaki hastalıkların tanı, tedavi, teşhis ve takiplerini yapmaktayım. En önemlisi de aslında tanısı netleşmiş, tanı almış hastaların takipleri. Bu hastaları modern, nezih ve mütevazi kliniğimde takip etmeye çalışıyorum. Peki hocam, diyelim ki buraya hasta geldi, siz tanı ve teşhisi koydunuz. Ardından bir cerrahi işlem gerekiyor. Bununla ilgili nasıl işlem yapıyorsunuz? Kaplamar hastalarında tanıyı koyduktan sonra tedaviyi sonlandırmak önemli. Özellikle bir kap damar tıkanıklığı varsa bunu anjiyo yapmak, açmak. Bir kapak hastalığı varsa bunun yine tedavisini sonlandırmak. Bir ritim bozukluğu varsa bunun için ablasyon dediğimiz yakma işlemlerini yapmak. Kalp pili gereksinimi varsa kalpini takmak önemli. Bu bütün girişimsel işlemlerimi bölgemizde bulunan modern ve nezih bir özel hastanede yapmaktayım. Bunu acil ve elektif koşullarda yapmaya çalışmaktayım. Biraz da kalp krizi risklerinden bahsedelim istiyorum. Şimdi genç hastalarımızda kalp krizi oranları olduğu zaman sanırım daha ciddi sorunlar doğurabiliyor ileriye yönelik. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Aslında bu çok önemli bir konu. Burada da kendi klinik pratiğimde de gördüm. Genç dediğimiz 20'li yaşlardan itibaren kalp krizi vakalarını çok fazla görmekteyiz. Bu hastaların bu genç yaşta bu tür bir ciddi hastalıkla yüz yüze kalması ileriki dönemdeki birçok hayatındaki birçok süreci de etkilemekte. Psikososyal durumu, çalışma durumu etkilemekte. Bu hastaların ilişkin aslında son dönemlerde yeni konsensüs bildirgeleri, yeni yaklaşımlar var. Fakat baktığınızda genç hastalardaki kalp damar hastalıklarına yol açan, kalp krizine yol açan risk faktörleri diğer yaş grubundaki risk faktörleri arasında çok ciddi farklar yok. Belki de ailevi kolesterol hastalıkları ve sigara bunda biraz daha farklı bir yer tutmakta, daha çok önemli bir yer tutmakta. Genç hastaların bu tür hastalıklara tolere etmesi biraz daha zor. Eğer bir kalp genç hasta kalp krizi geçirdiğinde bu hayatına mal olmakta. Önceden teşhis edilebilir mi, öngörülebilir mi? Evet, öngörülebilir. Kalp damar hastalıkları aslında riskleri mücadelenin adı. Yani riskleri önceden mücadele edebilirse bu hastalıkları öngörüp tedavisi ve ciddi bir hayati tehlikeye yol açmadan birçok hastalık önlenebilir. Hocam şunu da merak ediyorum. Sizin kliniğinizin diğer kliniklerden farkı nedir? Kliniğimde hastalarıma ayırdığım zaman diğer kliniklerden çok çok daha fazla. Burada özellikle kardiyak rehabilitasyon programına hastalarımı alıp takip etmeye çalışıyorum. Kalp pili, kalp ritim bozuklukları,
gebe kalp hastalarını özellikle takip etmeye çalışıyorum. Bu benim aslında kardiyolojideki spesifik sevdiğim, ilgilendiğim ve bu konuda kendimi geliştirdiğim noktalar. Bu yönlü hastalarımın oluşu buradaki takip sürecimi daha da özellikle kılmakta. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, Mardin'de bulunan İbrahim Beydili muayenesine konuk olmuştuk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak?